Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde JSON kullanarak Shared Preferences dosyamıza nasıl kendi oluşturduğumuz veri tiplerini ekleriz, ona devam edeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki derste oluşturduğumuz çalışan sınıfı nesnesini JSON kütüphanesini kullanarak JSON string formatında dosyamıza kaydetmiştik. Bugünkü yapacağımız derste ise bu kaydettiğimiz dosyayı okuyup dosyadan veriyi okuyup kullanıcıya göstereceğiz. Şimdi burada Shared Preferences dosyamızı aldık ve JSON kütüphanesini kullanarak şurada çalışan nesnesini çalışan sınıfına göre JSON'a çevirmesini söyleyip dosyamıza koyduk. Load kısmında ise bu veriyi geri getirmeye çalışacağız. Yine yapacağımız işlemler Shared Preferences deyip öncelikle ilgili dosyaya erişiyorum. Get Preferences deyip mod olarak private'ı seçiyorduk. Daha sonra burada herhangi bir editör oluşturmama gerek yok. Çünkü ben burada bir veri yazmayacağım. Sadece okuma işlemi yapacağım. Neyi okuyacağım peki? Yine bu shared preferences nokta deyip get string diyoruz. Get string dedikten sonra bildiğiniz üzere benden hangi yani neyi okuyacağına dair bir anahtar değeri istiyor. Biz bu koyduğumuz verinin anahtar değerini buraya yazıyoruz. String ifade olduğu için iki tane şeyin içine ve default olarak da boş değer atayalım. Daha sonra log.i deyip okuduğumuz bu değeri bakalım ne okumuşuz. Load diyelim buna da. Bu sefer de ne diyoruz arkadaşlar? Şunu bir string ifadeye alalım. String. Buna da json str diyelim. Yukarıdaki gibi. Bu veriyi bir okuyalım bakalım neymiş. Uygulamamı tekrardan başlatıyorum. Bildiğiniz gibi kaydet dediğimde şuradaki çalışan oluştur metodu tetikleniyordu. Şurada ve de hep aynı veri geliyordu. Şunu şuradan sıfırlayalım. Öncelikle kaydet diyelim. Kaydettiği veri bu. Getir diyelim. Getirdiği veri de bu. Şimdi ben bunu direkt olarak kullanıcıya gösterirsem hiçbir anlam ifade etmez. Nasıl ki biz şurada gördüğümüz verileri, şu şekilde yazdığımız verileri şöyle bir JSON'a çevirdiysek bunu tekrardan bu tarza yani bu yapıya dönüştürmemiz lazım. Bunun için tekrardan JSON kullanacağız. Öncelikle JSON nesnemizi oluşturalım. Daha sonra da json nokta burada nasıl ki to json dediysek burada da ne dememiz lazım? Tersi işlem olan from json demem lazım. Buraya yazacağım ifade ise ne? Çevirmek istediğim string değeri json str ve bunu hangi sınıf tipinde çevireceğim? Çalışan nokta class. Şimdi buna bakarsanız geri dönüş olarak bunun dediği şu, senin buraya sınıf olarak verdiğin değere göre ben bunu çevireceğim. Yani çalışan diyerek bunu buraya atayalım. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi buradaki tek satırlık bu string ifadeyi çalışan sınıfına çevireceğini buraya söyledik. Haliyle bunu çevirdiğinde yine bir çalışan nesnesi geriye gönderecektir. Ve ben bunu artık kullanıcıya gösterebilirim. Yine tabii ki ben bunu çalışan yani atıyorum log'a bunu yazarsam herhangi bir düzgün bir ifade alamam. Bunu da ne yapmamız lazım? Şöyle diyelim. Çalışan oluştur dediği gibi çalışan göster diye bir metodum olsun. Ve bu parametre olarak da çalışan nesnesi alsın. Şimdi gelelim bu metodu oluşturmaya. Gördüğünüz gibi çalışan göster isimli ve parametre olarak çalışan diye bir şey alıyor. Şimdi burada aldığım bu değerleri kullanıcıya gösterebilirim. Nasıl yaparız onu? Şöyle string diyelim, göster diyelim. Eşittir. Öncelikle çalışan nokta setle koymuştuk, getle alıyoruz. Set ismi bir göstersin. Artı diyelim. Şöyle bir satır altı inmesini sağlayalım. Slash n ile.
Daha sonra da yine artı deyip çalışan nokta get meslek diyelim. Bu şekilde bütün nesneyi okuyalım. Slash ne dedik? Artı dedik. Çalışan nokta get id diyelim. Tabi bunları şunları yazmamamız lazım. Yani okuduğum bütün değerleri aynı string ifadeye ne yapıyorum şu an? Ekliyorum. Her bir şeyin arasında bir satır boşluk olacak şekilde. Çalışan nokta get mesleği aldık, ID ismi aldık. Aktif var. Artı dedik. Slash ne dedim? Çalışan nokta görev. Evet, bu kadarı yeterli. Tabi buradaki görevler neydi? Bunları bir de toString deyip çevirmemiz lazım. En sonda bunları şurada eklemesini yaptığım textview'a atacağım. TV data deyip nokta set text diyeceğim. Ve bu benden bir string ifade bekliyor. Şurada göster diye tanımladığım veriyi buraya göstereceğim. Şimdi uygulamayı tekrardan bir açalım. Bakalım bir hatamız var mı? Kaydet dedim. Emre bilgisini kaydetti. Getir dedim. Gördüğünüz gibi Emre mühendis 150 true dediği, istersek şuraya gelip ne yapabiliriz? Burada aktif true'ysa aktif yazsın, false'sa pasif yazmasını sağlayabilir. Şöyle tek satırlık bir if yapalım. Şuraya gelelim, şunu parantezler içine alalım. Diyelim ki çalışan nokta get aktif true'ysa tek satırdaki if kullanımı bu şekilde oluyor. Alacağı değer çalışıyor olsun. Çalışıyor olsun. Yok eğer true değil de false'sa çalışmıyor. Türkçe karakter yazmayayım diye saçmaladım. Çalışmıyor olsun. Şimdi tekrardan bir çalıştıralım bakalım neler olacak. Yani kaydederken true ya da false diye kaydediyorum ama bu veriyi çektiğimde gördüğünüz gibi true verdiğim için çalışıyor olarak yazdı. Görevleri de bir liste olmasına rağmen ben bunu string'e çevirdiğim için bu şekilde gösteriyor. Evet, JSON kullanarak yaz verilerimizi JSON formatına çevirip tekrardan yine JSON kullanarak bu verileri benim sınıfımın tipine çevirip kullanıcıya göstermiş oldum. Bu sayede kendi oluşturduğunuz sınıflara, array listleri vesaire farklı farklı veri türlerini Sharp Preferences dosyasına kaydedip oradan tekrar geri okuyabilirsiniz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.